Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Zekeriya Gündüz. Bugün sizlerin karşısına farklı bir konuyla geldim. Hep aklımızda olan bir sorunun cevabını arayacağız bugün arkadaşlar. Acaba gelecekte yok olacak meslekler nelerdir? Haydi başlayalım. Teknolojinin giderek daha hızlı ilerlemesiyle birlikte çok sayıda iş ya da ya otomatik hale geldi ya da modası geçti. 2030 yılına kadar bu sayının daha da artması bekleniyor. Uzmanlar şu andaki işlerin en az 3'te 2'sinin önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zeka tarafından yapılabileceğini açıkladı. Bu nedenle robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi Matbaacılık ve kasiyerlik gibi işlerin ise tarihten silinmesi bekleniyor. İşte gelecekte yok olacak meslekler. Arkadaşlar listenin ilk başında seyahat danışmanlığı var. Bir zamanlar yaz tatilini, tatiliniz için rezervasyon yaptırırken bir seyahat acentesine uğramak, birkaç broşüre göz atmak ve neşeli bir satış temsilcisinin her şeyi büyük boy bir bilgisayarda bir araya getirmesi gibi bir durum vardı. Artık kullanımı kolay, karşılaştırmalı web sitelerinin bolluğu ile herkes kendi tatilini ayarlayabiliyor. Birçok seyahat operatörü bunu fark etti ve çevrim içi tekliflerine odaklanmak için şubelerini kapatıyor. 2 numarada kasiyerlik. Temassız ödemeler, Apple Pay ve hatta Bitcoin gibi kripto para birimlerinin ana akın toplumda öne çıkması ile birlikte son birkaç yılda nakitsiz bir toplumun gerçekliği hakkında tartışmalar arttı. Ardından self service kasalar ve istasyonlar dünya genelinde yaygın hale gelmeye başladı. Fast food çalışanı. Daha düşük maliyetle çalışmak isteyen fast food zincirlerinin yakın bir gelecekte tam otomasyon sistemine geçmesi bekleniyor. 2013 tarihli bir araştırmaya göre fast food çalışanlarının %81'i otomasyon nedeniyle işini kaybedecek. ABD merkezli Cali Burger yapay zeka güdümlü burger çeviren mutfak asistanlarıyla otomatikleştirilmiş bir iş gücünü Hali hazırda test etmeye başladı. Postacılık, paketleri teslim etmek için hala kuryelere ihtiyaç duyulacak olsa da mektupları teslim eden geleneksel posta taşıyıcıları için işler pek iyi görünmüyor. Bunun temel nedeni önümüzdeki 20 yıl içinde faturaların ve beyanların çevrim içi olarak görüntülenmesi ve ödenmesi önemsiz postaların posta kutunuzdan e-posta gelen kutunuza taşınması ve uzun süredir ölmekte olan bir sanattan bu yana mektupların e, el ile yazılmayacak olması bulunuyor. Bir diğer meslek grubu ise arkadaşlar banka çalışanı. Bankalar tamamen ortadan kalkmayacak olsa da birçok yerel şube ortadan kalkacak. Bunun nedeni evinizin rahatlığında işlem yapabileceğiniz ve hesabınızı kolaylıkla yönetebileceğiniz çevrim içi ve telefon bankacılığının rahatlığı ve kullanıcı dostu doğası. İnsanların hala mali danışmanları ve uzmanlara danışması gerekecek. Bu yüzden bankalar açık kalacak ancak onlardan çok daha az olacak. Bir diğer meslek grubu ise arkadaşlar tekstil işçisi. Tekstil Endüstrisinde azalan çalışan sayısı ürünlere olan talep eksikliğinden değil, nasıl üretildiklerinden kaynaklanıyor. Artık birçok imalat ve üretim işini gerçekleştirebilen makineler nedeniyle tekstil işçileri için daha az fırsat bulunmaktadır. Matbaa operatörü Çeşitli yayınların çevrim içi sürümlerine daha fazla zaman ve içerik ayırmasıyla bir süredir basılı medya endüstrisinin geleceği hakkında tartışmalar yaşanıyor. Bu durum matbaa operatörlerinin işlerinde önemli bir düşüşle karşı karşıya kalabilecekleri anlamına geliyor arkadaşlar. Ancak kesin olan bir şey var basılı gazete sona eriyor. Dakika dakika kapsama alanı sunan mutla e mutlak bir çevrim için kaynak zenginliği varken haberleri okumak için neden yarını bekleyelim? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese başarılar. Hoşçakalın.